Herkese merhabalar. Bugün sizinle beraber derslerimize çok yardımcı olacak bir set tanıyacağız. Bu da Dinamo 9. sınıf sayısal set. Şimdi bu setin içerisinde ne var? Sayısal olduğu için tabii ki matematik, fizik, kimya, biyoloji yani mat ve FKB derslerimiz var. Toplamda 4 tane kaynağımız var ve bu 4 tane kaynakla derslerimize daha verimli çalışabiliriz. Peki kaynakların içinde ne var? Teker teker bakalım. Bir kere normalde kimya, işte ondan sonra biyoloji, ondan sonra fizik, ondan sonra matematik, hepsi farklı farklı renklerde. Peki biz derslerimize nasıl çalışacağız? Nasıl daha başarılı olabiliriz? İşte bunun için ne yapmamız gerekiyor? Konuyu anladıktan sonra mutlaka soru çözmemiz gerekiyor. Yani kaynaklardan öğrendiğimiz konuyu pekiştirmemiz gerekiyor. İşte bunun için size 9. sınıf Dinamo sayısal seti hazırladık. Bu aslında Dinamo kaynaklarının birleşmiş hali. Bunun içerisinde matematik kitabımızda mesela örneğin ilk başta MEP kazanımlarımız yazıyor. Bu çok önemli çünkü bütün sorular ve içerikler kazanımlara uygun olmalı. Yani aşmamalı veya aşağıda kalmamalı. Onun için kazanımları yazdık. Ardından bir rehber soru, ardından bunun çözümü ve bununla alakalı 4 soruluk mini bir testimiz var. Bunların ismine de testra dedik. Yani hani mono, di, tri, tetra aslında Latince'de 1, 2, 3, 4 demek. 4 soruluk mini testlerimiz var ve her bir aslında bu testranın başında bir rehber soru ve rehber çözüm var. Bu bizim için çok değerli çünkü konudaki aslında bizim bilmemiz gereken şeyi gösteriyor bu çözümler. Ardından fen lisesi kısımları da var bu arada. Fen lisesindeki müfredat birazcık daha fazla olabiliyor. Onun için de ekstra hani birazcık daha zorlayıcı isteyen veya işte üniversite sınavında başarılı olmak isteyen arkadaşlarımız için de fen lisesi kısımları da var burada. Ardından tarama testlerimiz var her konunun sonunda ve ünite bittikten sonra da hem tarama testlerimiz hem ünite tekrar testlerimiz hem de bunun arkasından da gelen ÖSYM tarzı testlerimiz, ALFL tekrar testlerimiz, Anadolu Lisesi Fen Lisesi tekrar testlerimiz ve yazılıya hazırlık kısımlarıyla üniteyi bu şekilde noktalıyoruz. Bütün matematik ünitelerimizi bu şekilde teker teker adım adım işleyerek ilerliyoruz ve 9. sınıf matematiği yani TYT'nin neredeyse yarısından fazlası. Çünkü problemler burada aslında. Problemler TYT matematiğin neredeyse çok büyük bir kısmı hallediyoruz. Ardından ne var? Aynı şey kimyada da var. Aynı şey kimyada da rehber soru, rehber çözüm. Ardından bununla alakalı TESRA 4 soruluk mini testimiz. Ve bu şekilde ilerleyerek bütün konuları hallediyoruz. Ve yapamadığımız her sorunun çözümünü de aslında buradaki kare kodlarla videolu bir şekilde izleyebiliyoruz. TATS uygulamasından veya diğer kaynaklarımızdan. Biyolojiyi, aynı şekilde fizik ve bu 4 tane kaynağımızla aslında Dinamo sayısal setle bu 4 tane kaynağımızla sayısal dersler yani en eleyici olan ve en fazla belirleyici olan hem lise hayatımızda hem de üniversite sınavında en belirleyici olan bu 4 tane temel dersi halletmiş. Bununla alakalı çok bol bol soru çözmüş oluyoruz. Hadi bakalım o zaman ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın bakalım.